Çözüm sürecinin yeni bir evreye girdiği tespiti bence de doğru. Yani iki tür şiddetin bir vandalizm olarak ortaya çıkan 6-7 Ekim olaylarıyla şehirde, şehir hayatında bir şiddet olarak işte gençler üzerinden ortaya çıkan bir sokak vandalizmi birinci boyutu şiddetin. İkinci boyutu da Bingöl, Yüksekova'da kendisini gösteren bir tür faili meçhul kategorisine koyulmak istenen ama İşte askerlerin öldürüldüğü, sivil kıyafetli askerlerin öldürüldüğü ama sahiplenilmeyen fakat telsiz konuşmalarından da yine bunun PKK tarafından yapıldığını anladığımız şiddet ortaya çıktı. Şimdi bu anlamda baktığımızda çözüm süreci şöyle bir ikilemde devam etmek zorunda. Yani hükümet açısından baktığımızda kamu düzeni vurgusunun ve bu tür şiddetlerin engellenmesinin gerektiği bir çizgi var. Bir taraftan bunu şiddetin engellenmesi için gayret gösterilecek ve bununla ilgili güvenlik paketi işte içerisinde bu Molotov'un silah sayılması, maske takılmanın suç sayılması gibi şeyleri içinde barındıracak. Tabii özgürlüğü de sınırlandırmadan. Ama öbür taraftan da bu çözüm sürecine olan kamuoyundaki inancın, isteğin düşmemesi lazım. Yani en kritik yer burası. Ben şuna katılıyorum. Yani Öcalan'ın konumunu biraz daha azaltma eğilimi olduğunu, yani Kandil'in özellikle böyle bir şey içerisinde olduğunu ama buradaki aktörlerin aralarında yani bir yönüyle HDP, bir yönüyle Kandil, bir yönüyle Öcalan bunların arasındaki bir oyuna da döndüğünü, yani bir bilek güreşine bir tür kendi içlerinde de bakan bir yönü var. Fakat yine de Öcalan bunları yönetebilen, manipüle edebilen ve bunları bir şekilde toparlayabilen bir konuma sahip gibi görünüyor ve buna sahip olmaya devam edecek. Ama dediğim gibi bu iki tür şiddetin de zaman zaman kendisini gösterebileceği bir şartın da Türkiye'deki koşullarında oluştuğunu ve bundan sonra hemen bundan hızlı bir şekilde çıkmayı beklemememiz lazım. Belki uzun süre şu vardı, işte 30 küsür yıl şu kadar insan öldü ve şiddet kullandık ancak böylelikle bir şeyleri elde ettik diye bir zihinsel arka plan vardı ve bunun ortaya çıkarttığı bir Doğu'da ve Güneydoğu'daki bir boşluk vardı PKK tarafından kullanılan. Şimdi bu sefer bu şiddetin bu kadar güncel hale gelmesi hükümet nezdinde de Sayın Davutoğlu'nun biliyorsunuz açıklamaları var. Hangi mülki amir bir boşluk oluşturursa ben onu hemen cezalan görevinden alacağım ve gereğini yapacağım dedi. Yani hükümet de bir taraftan şunu farkına vardı. Bu süreç bir takım mülki amirlerin boşluk oluşturduğunu, etkin bir şekilde şiddetle mücadele edilmediğini ortaya koydu. Ben de bunun üzerine gideceğim. Yani bunu yapacağım. Eğer PKK böyle şiddeti kullanacaksa ben de tersini bunu aktif bir şekilde yapacağım. Ama öbür taraftan da çözüm sürecini ısrarla devam ettireceğim. Yani görünen şey bu, görünen tablo bu. Bu anlamda dar bir yola girdiğimiz doğrudur. Zor, Ama dar bir yol. sürecin bittiği diye bir şey yok bence. Yani süreç devam edecek.